Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine harika bir modelim olacak. Gördüğünüz gibi bugünkü modelimde tığ kullanacağım arkadaşlar. Hem tığ hem de iğne oyası yapacağım. Modelimi bu 4 renkte yapacağız arkadaşlar ve yine düz renk bir tülbent tercih ettim. Yavru ağzı renginde. İnşallah sizler için de faydalı bir video olur. Modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneoyası61 yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle zürafamı geçtim. Yine tülbentin kendi rengiyle yaptım arkadaşlar. Şimdi yeşil renkle devam edeceğim. Öncelikle bir kısım modelimin alt kısmını hazırlıyorum. Daha sonra da tığ kısmına geçeceğiz. Şöyle hemen iğnemi zürafama takarak başlıyorum. İpimi sabitliyorum arkadaşlar. Öncelikle birkaç tane fil dişi yapacağız. Bakın şöyle zürafa yaparak fil dişi yapımını daha önceki videolarımda göstermiştim. Ama tekrar şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Hemen yan tarafa iğnemi, bakın şöyle ipimi indiriyorum. Fil dişi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi 3 tane göz kararı model yaptığım için 3 tane yeterli olacaktır. Fil dişimi yapacağım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 3 tane yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 6 tane zürafa ilerleteceğim. İkinciyi yaptım. Ve son zürafamızı da yapalım. Bakın 6 tane zürafa ilerlettim. Şimdi 4 tane zürafa geri geleceğim arkadaşlar. Şu 4. zürafaya ipimi alıyorum. Hemen üzerinden yine devam ediyorum. Bakın şöyle 3 tane şimdi zürafa yapacağız. Eksiltme işlemi ve dal modeli yapacağım arkadaşlar. Hemen ipimi yine başa alıyorum. Şimdi 2 tane zürafa yapacağım. Bakın şöyle 2 tane yaptım. Tekrar ipimi başa alıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar yuva yapacağım. Çünkü bu yuvanın üzerine dalımızı ve çiçeklerimizi oturtacağız. Şu uzunlukta bir yuva bizim için yeterli olacaktır. Tekrar buradan başa getiriyorum ipimi. Şöyle geriye döndüm arkadaşlar. Bakın aynı boyutta. Şöyle ayarlıyorum iğnemle birlikte. Hemen içine öncelikle ipimi sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim. 3 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Küçük pırpır olacak. Bakın şöyle 1 yine yakınlaştırarak ikinci pırpırımı yaptım. Ve üçüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Artırma işlemi yapacağım. Bunun için de ipimi tekrar birinci yaptığım pırpırın başına alıyorum. Şimdi yanlardan artıracağız arkadaşlar. 6 tane zürafa olana kadar. Bakın hemen birinci zürafamı yaptım. Yan tarafa geçiyorum. İkinci zürafamı yaptım. Devam ediyorum. Tekrar yan tarafa. Üçüncü zürafamı yaptım.
Yine aynı yere iğnemi batırarak dördüncü zürafamı yapıyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum arkadaşlar. Şöyle yine aynı şekilde iki başlardan artırarak 5 tane zürafa elde edeceğim. Üçüncüyü de yaptım. Ve beşinci zürafamı yaptım. 6 tane olacak demiştim arkadaşlar. Şimdi son katımızı yapacağız artırma işleminde. Tekrar ipimi başa aldım ve yine yanlardan artırarak 6 tane zürafa elde edeceğim. Evet, şimdi 6. artırma işlemimi de yaptım arkadaşlar. Şu an bakın yandan artırarak bu şekilde. Şimdi yaprak kısmımın yarısını oluşturduk. Tekrar ipimi başa alıyorum. Bu sefer arkadaşlar eksilterek devam edeceğim. Bakın şöyle ipimi başa aldım ve hiçbir şekilde baş kısımlara tekrar batmadan devam ediyorum. Düz olarak zürafa yapacağım. Evet, dördüncü zürafamı yaptım. Beşinci zürafamızı da yapalım. Bakın eksiltme işlemi olduğu için 5 tane zürafam oldu. Şimdi tekrar aynı şekilde ipimi başa alıyorum. Bu şekilde. Ve devam edeceğim. Üçüncü zürafamı yaptım ve dördüncü zürafamı da yaptım. Tekrar ipimi başa alıyorum. Bu işlemi arkadaşlar tek zürafa kalana kadar devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar, bakın ben dal kısmını tamamladım. Tek zürafa kalana kadar devam ettirdim ve uç kısımdan şu uç kısmından arkadaşlar kestim ipimi. Şimdi tığ kısmını yapacağım öncelikle. Daha sonra bu kısma devam edeceğim. Çünkü tığ kısmını buraya takacağım için öncelikle o kısmı tamamlamam lazım. Hemen şu renk ipimi alıyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle tığımızı hazırlayalım. Ve başlayalım. Yakınlaştıralım görüntümüzü. Bakın arkadaşlar, öncelikle şu şekilde öncelikle bir tığ üstü alarak başlıyorum. Bir tane şöyle zincir yaptım. Ve bu zinciri saymıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Hemen baştaki yaptığım kısma bakın tutturdum ve içinden tığ üstü alarak ikisini birlikte çıkıyorum ve 3 tane daha zincir çektim arkadaşlar. Tekrar tığ üstü alıyorum ve yaptığım halkanın içerisine bakın bu şekilde bir halka oluştu. Şöyle göstereyim. Halka oluştu.
Şimdi tığ üstü alarak bakın bu halkanın içine şöyle çıkarttım. Önce ikisini, daha sonra da diğer ikisini çıkartarak ikinci kısmı oluşturdum arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Yine bir tane tığ üstü aldım. Bakın şöyle çıkarttım. İkisini bir ve ikisini bir alarak bu şekilde yine üçüncü çubuğumuzu oluşturduk. Toplamda 20 tane olacak arkadaşlar bu çubuklarımız. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Buradaki ipimi de yaptığım çubukların içerisinde bıraktım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi sayalım kaç tane yapmışız. 4 tane yaptık. Ve devam ediyorum. Şurayı keselim. Şu ipimizin fazlalığını keselim arkadaşlar. Daha rahat ilerleyebiliriz. Evet, şimdi devam ediyorum tekrar. Bakın şöyle tığ üstü alarak 6 tane. Ya ben çubuk diyorum bunlar ama siz nasıl derseniz 20 tane olacak şekilde devam ediyorum. 8 9 10 Bakın 15 tane oldu. Son 5 tane daha yapacağım. Evet, 20.yi de tamamladım. Şimdi hemen şu başlangıç kısmını arkadaşlar tığımı batırıyorum. Bakın içinden çıkardım. Tekrar diğerinin içinden çıkarıp bir tane zincir çekiyorum ve buradaki ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir halka elde ettim. Bakın etrafında da tek tığ üstü alarak yaptığım çubuklarım oluştu. Şimdi yine devam edeceğim. Şöyle şu uzunlukta bakın ipimi gerdirerek devam ediyorum. Şu uzunlukta bir ip keseceğim arkadaşlar. Çünkü şimdi iğneyle devam edeceğim. Hemen ipimizi iğnemize takalım. Bu kısımları kesmeden gösteriyorum. Nasıl takacağımı görmeniz açısından. Bakın şöyle motifimi yakınlaştırdım. Şurada fazlalık ipim var ya arkadaşlar. Bunu şöyle elimle tutuyorum hemen. Şimdi diğer iğneme taktığım ipimi de alıyorum. Bakın üstüne getirerek şöyle üstüne getirdim. Ve yaptığım şu zincirlerin baş kısımlarına sabitledim arkadaşlar. İkisini bir içine alarak bakın sabitledim. Hemen elimi şöyle ters çeviriyorum. Bakın, çevirdim. Şimdi bunların etrafını zürafa yapacağım arkadaşlar. Döndürdüm. Bu şekilde ya da şöyle yapalım. Elimi çevirmeden bu şekilde devam edelim. Daha kolay olacaktır şuraları görmemiz açısından. Bakın şöyle hepsinin üst kısımlarına batarak bakın nereye battığımı da göstereyim. Bakın şu kısımlar var ya arkadaşlar, şu üst kısımların içlerine batıyorum. Ve etrafına döneceğim. Zürafa yaparak. Bakın bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar bakın ben motifimi tamamladım.
kenarlarını, videom çok uzamasın diye kesmek zorunda kaldım arkadaşlar o kısmı. Yani aynı şekilde devam ettim ve sonu şuradan da bakın bitiş noktasından da kestim. Onun öncesinde ben şöyle bakın daha önceden hazırlamıştım bunları da. Şimdi bunların montesi yani tülbente takımını göstereceğim sizlere. Hemen şu yaptığım arkadaşlar. Şöyle yeşil renkteki ipimle yine devam edeceğim. Bakın şöyle dal yapmıştım. Arkadan hemen şu arkasından ipimi tutturuyorum. Sabitledim. Hemen yan tarafa bakın aynı yuvanın içerisine şöyle de yakınlaştıracağım. Öncelikle motifimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle motifimin bakın arka kısmı burası. Ön kısmı da bu taraf arkadaşlar. Şöyle net görmeniz açısından gösteriyorum. Bakın arkası burası, ön kısmı da burası. Hemen şu ipimi kestiğim nokta altta kalırsa daha iyi olur arkadaşlar. Daha güzel, şık görünür. Şuradan bakın iğnemi soktum ve hemen pırpır yapacağım. Şu ipimi önden alayım ya da şu şekilde yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Ön kısımdan iğnemi batıracağım içine. Tekrar yapalım orayı. Şöyle arka kısmından değil de şöyle ön kısmından bakın. Alacağım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Hemen aynı yuvanın içerisine iğnemi batırıyorum ve pırpır oluşturacağım. Burası da pırpırın ucunda kalacak arkadaşlar. Şimdi onun boyutunu da ayarlayalım. Şu uzunluk bizim için yeterli olacaktır. Bakın şöyle bu uzunluk bizim için yeterli olacaktır. Hemen diğer krem rengi ipimi, ipimden yapmış olduğum motifimi de aynı şekilde ön kısmından iğnemi batırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel duruyor çünkü. Bakın şöyle aynı şekilde yuvanın içerisine sabitliyorum. Bakalım uzunluğuna. Bu uzunluk bizim için yeterlidir. Bakın şöyle şu uzunluk yeterlidir arkadaşlar. Şimdi bu kısımda yine dal yapacağım. Buradaki aşamayı aynı şekilde burada devam ettireceğim. 3 tane küçük pırpır yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Ben şimdi burayı tamamlayacağım. Ve şu diğer iki motifimi de takacağım. Ve modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimizi de tamamladık. Bakın ben bu şekilde arasına 8 tane fil dişi bıraktım. Siz daha da açık yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten zor bir model. Fiyatını da ona göre belirleyebilirsiniz. İnşallah videom sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Hemen şöyle yakından da göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Çok güzel, çok şık duran ve gösterişi sevenlerin tercih edebilecekleri bir model oldu arkadaşlar. Videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.